Asal çarpanları ayırma yazılıda çıkabilecek sorular 6. Bu videomuzda asal çarpanları ayırma konusundan okul sınavlarında karşımıza gelebilecek önemli bir soru tarzını inceleyeceğiz. Sorumuza bir bakalım. 22'nin karesi artı 33'ün karesi artı 44'ün karesi toplamının pozitif tam bölen sayısı kaçtır? Pozitif tam bölen sayısı bulurken bize verilen sayıyı asal çarpanlarına ayırıp üstlerine birer ekleyip çarpıyorduk. Fakat bu sorudaki sorun, bunların asal çarpanlara ayrılışı kolay olmayacak. Bunun için ya hepsinin karesini alacağız, ardından toplayacağız ve asal çarpanlarını ayırmaya başlayacağız ya da şöyle bir hareketi görmemiz gerekecek. Bunların hepsinin üssü 2. Ve hepsinin içinde 11 ortak çarpanı var. 11'in karesi parantezini almayı göreceğiz. 11'in karesi parantezini alırsak, burada 11'in karesini çekersek 2'nin karesi kalır. 11'in karesi ile 2'nin karesini çarparsak 22'nin karesi eder. Artı, bunun içinden 11'in karesini çekersek 3'ün karesi kalır. Bunun içinden 11'in karesini çekersek 4'ün karesi kalır. 4'ün karesi ile 11'in karesi üstlere eşit olduğu için çarpıldığında 44'ün karesi eder. İşte böyle bir soruyla karşılaştığımızda ilk hamle bunu üslü bir şekilde paranteze alabilmek olmalıdır. 11 zaten asal bir sayı. 11'in karesi. İçerideki hesaplamayı yapalım. 2'nin karesi 4'tür. 3'ün karesi 9'dur. 4'ün karesi 16'dır. 16, 9, 25, 4 daha 29. 29 sayısı da asal çıktı. Yani bu ifadenin asal çarpanlarına ayrılmış şekli budur. 11'in karesi çarpı 29 üzeri 1. Bunun üstlerine birer ekleyip çarptığımızda pozitif bölen sayısını bulmuş oluruz. 2'ye 1 ekledik, 3. 1'e 1 ekledik, 2. Bunları çarptığımızda 6. Bu sayıların toplamının pozitif tam bölen sayısı 6'dır. Oldukça dikkat edilmesi ve işlemsel gelişim gerektiren bir soruydu. Buradaki paranteze alma olayına adapte olmalıyız. Asal çarpanlara ayırmayla ilgili bir sınava hazırlanıyorsak. Bu videomuzu burada noktalıyorum.